yurttaşlarımız, belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bunu bütün vatandaşların bilmesini isterim. Deprem sonrası Adana'ya hemen geldik. Sonra Hatay'a, Osmaniye'ye, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya, Diyarbakır'a, İslahiye ve Nurdağ, Gaziantep'e, Pazarcık, Samandağ, Arsuz, İskenderun. Depremin tüm gerçekliğiyle bir anlamda yüzleştik. İki akşam otelde değil, depremzedelerin de bir anlamda yaşadığı koşullarda bir akşamı Arsuz'da, diğer akşamı Şanlıurfa'da geçirdik. Acılarımız çok büyük. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Elbette ki böyle acılar karşısında bir olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek, sorunları çözmek için geçmiş hesapları bir tarafa bırakarak bir canı daha nasıl kurtarabiliriz arayışı içinde kenetlenmek bizim en büyük arzumuz. Gittiğim illerde fırsat buldukça hiçbir ayrım yapmadan belediye başkanlarını da ziyaret ettim. Acıyı yaşayan vatandaşlarla karşılaştık. Onların dertlerini büyük bir sabırla dinledim. Sorunu yaşayan kişilerin bize aktardıkları olaylar, yaşadıkları sıkıntılar katlanabilir türden değil. Ama sonuçta bütün bu acıları görmek, gözlemlemek mümkün oldu. Değerli arkadaşlarım, bu süreçte asla makam aracı kullanmadık. Ben, belediye başkanı arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, büyük bir minibüs, daha doğrusu yarım bir otobüsle bütün bu gezileri tamamladık. Arabadan inip halkın dertlerini dinlediğimizde emin olun hepimizin gözleri doldu. Zor bir süreci özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın eksi derecelere düştüğü bir ortamda insanların yıkılan enkazın altındaki yakınlarını, kardeşlerini, akrabalarını, eşlerini, çocuklarını beklediklerini gördükçe o dramı bir şekliyle siz de yaşıyorsunuz zaten. Dramın bir parçası oluyorsunuz. Bizim yaşadığımız gerçekten büyük bir acı. Ama sonuçta yakınlarını, çocuklarını, evlatlarını enkazın altında sağ çıkaranlar sevindiler ama cansız bedenlerine ulaşanlar da büyük bir acıyla yüzleştiler. Bu da bizim karşılaştığımız, gittiğimiz yerde karşılaştığımız dramlardan birisiydi. Milletvekili arkadaşlarımızın yakınları, akrabaları da hayatlarını kaybettiler. Milletvekili arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımız hayatlarını kaybeden ilçe başkanımız oldu, partililerimiz oldu. Partili partisiz, hangi partiden olursa olsun, bir siyasal partinin üyesi olup ülkenin sorunlarını çözmeye talip olan bütün yurttaşlar, hayatlarını kaybeden bütün yurttaşlarımıza ve onların Allah'tan rahmet, onların ailelerine de tekrar başsağlığı dileklerimi ifade etmek isterim. Bir gece Hatay'da, bir gece Şanlıurfa'da kaldık, onu az önce ifade ettim. Bazı şeyleri belki açık ve net konuşmak lazım. Değerli arkadaşlarım, genel başkan olduktan sonra en çok telaffuz ettiğim sözcük liyakatti. 27,5 yıl devlette çalışan ve daha sonra siyasete giren bir kişi için liyakatin devlet katında, devlet yönetiminde
ne kadar önemli bir kavram olduğunu hemen hemen her gittiğim yerde söyledim. Devlette yükselmek sıradan bir olay değildir. Devlette belli makamlara gelmek sıradan bir olay değildir. Önce pişersiniz, önce deneyim kazanırsınız, sorunları görürsünüz, aşama aşama yükselirsiniz. Her yükseldiğinizde yerine yeni bir arkadaşınız gelir ve o arkadaşınız da o aşama içinde yükselir. Dolayısıyla devlet memuriyetinden başlayıp yükseldiğiniz her süre içerisinde deneyimi ve birikimi de beraber taşırsınız. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman devlette çürüme başlar. Çünkü tepeden getirdiğiniz bir kişi aşağıda bürokrasiyi de dağıtıyorsa ülke sorunlarına kilitlenemez ve sorunların ne olduğunu bilemez. Hangi birikimlerin hangi sorunları yarattığını da bilemez. Ve bir sorunla karşılaştığında o sorunu nasıl çözeceğini de bilemez. Devlette çürüme var dediğim zaman da bazı çevreler kızdılar, öfkelendiler. Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Zamanında önlem alınması gerekirken zamanda talimatların verilmediğini, talimatların yerine getirilmediğini gördük. Devlet nefes almazsa sorunları çözemez. Devletin nefes alması demek her soruna bürokrasinin kilitlenmesi demektir. Sorun karşısında eğer bürokrasi sessizliğini koruyor ve bir yerden talimat gelirse ancak harekete geçebiliyorsa o zaman devlet nefessiz kalıyor demektir. Devletimiz büyük, evet devletimiz büyük. Devletimiz güçlü, evet devletimiz güçlü. Ama o güçlü devletin nefes alması lazım. Bürokrasinin gereğini yerine getirmesi lazım. Talimat gelmeden ben iş yapamam kavramı yoktur devlet yönetiminde. Çünkü devlet yönetiminde en küçük makamdan en üst makama kadar herkesin görevi yasalarla tanımlanmıştır. Herkes yasaların öngördüğü kuralları yerine getirir. Ama devleti nefessiz bırakırsanız ve bir yerden talimat gelmeden devlet ayağa kalkamazsa devlette çürüme başlar. Yaşadığımız ciddi sorunlardan birisidir. Nefessiz bıraktığınız zaman devlete liyakat yok olur. Ahlak da yok olur. Erdem de yok olur. Fazilet de yok olur. Bunların tamamı yok olur. Bunları dile getirmek, bu ortamda dile getirmek doğru değildir diyenler oldu. Efendim şimdi siyaset zamanı mıdır diyenler oldu. Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir. Bindiğiniz otobüsün fiyatını belirleyen siyasettir. Uçtuğunuz uçağın fiyatını belirleyen siyasettir. İçtiğiniz sudan tutun, aldığınız ekmeğe kadar her şeyi siyaset belirliyorsa, bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyor ve halk benim derdimi kim dillendirecek diye gelip benim yakama yapışıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum? Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorum ben? Halkın sorununu dillendirmeyeceksin, derdini dillendirmeyeceksin. O zaman niye siyaset yapıyorsun? Siyaset halka hizmet etmek demektir. Halkın kafasına balyozla vurmak değildir siyaset. O ayrı bir şeydir. Ama siyaset halka hizmettir. Hizmet ediyorsanız halka gerçek anlamda siyaset yapıyorsunuz demektir. Siz her türlü baskıyı yaparsanız, tehditler savurursanız onun adı siyaset değil. O ayrı bir yönetimdir. O ayrı bir yönetimdir. Siyaset dünyanın bütün demokrasilerinde halka hizmet yarışıdır siyaset. Siyasal partilerin varlık nedeni de budur. En iyi hizmeti ben veririm diye yola çıkarlar. Ve tercih halkta kalır. Dolayısıyla siyaseti de böyle düşünmek lazım. Siyaset aynı zamanda geleceği görebilmektir. Geleceği okuyabilmektir. Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya da biliyor. Bilim insanları da biliyor.
Özellikle son 10 aya bakın, son 10 aya bakın. Neredeyse bütün televizyon kanallarında deprem uzmanlarının konuştuğunu görürsünüz. Önlem alın diye hocaların yakardığını görürsünüz. Ne yapıldı? Bol miktarda imar rafları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler, bir de üstüne para aldılar. Bu mudur siyaset Allah aşkına? Böyle bir siyaset olur mu Allah aşkına ya? İnsanın evini dayanıklı hale getirmek, o evde insanın rahat oturabilmesini sağlamak siyasetin konusu değil midir? Ev kaçak, depreme dayanıksız, oturabilirsin diyorsunuz, üstüne bir de para alıyorsunuz, yıkılıyor ve kendi mezar oluyor. Ve bunun adı da devlet yönetimi oluyor. Batsın böyle devlet yönetimi. Böyle bir devlet yönetimi olamaz. Gidin depremde evleri yıkılanlara bakın. Kolonlar kesilmiş. Binalar çökmüş. Sormak lazım. Nerede bunlar? İmar rafı çıkarırken acaba vicdanlarının sesini dinlediler mi? Para için, para için. Topladıkları vergilerin dışında para için sen kalkıp da hala o kişinin evini başına yıkar mısın ya? Bütün bunların dışında yurtların kapatılması, kredi KYK yurtlarının kapatılması ve üniversite öğreniminin online yapılmasına karar verildi. Vallahi de billahi de bunlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Ya üniversiteli öğrenciden ne istiyorsunuz ya? Yurtlardan ne istiyorsunuz siz? Zaten pandemide uzun süre eğitimden uzak kaldılar. Şimdi yeniden bir bunu gerekçe gösterip yurtları kapatıyorlar. Neymiş? Depremzedeleri açacaklar. Kardeşim depremzedeyi açıyorsan o yurtlar depremzede aileler için çok uygun değildir. Bak Antalya'ya bak, İzmir'e bak, her tarafa bak. 5 yıldızlı oteller var. Sen devleti yönetiyorsan o depremzedeleri al, 5 yıldızlı otellerde ağırla, bütün masraflarını da karşıla kardeşim. Otel sahipleri bunların tamamını karşılar. Diyorum ya, devleti yönetmeyi bilmiyorlar. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet saraydan ibaret değildir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siz nasıl böyle yönetirsiniz? Bir devlet bir kişinin kişisel hırslarına alet olamaz. Kişisel beklentileri üzerinden bir devlet yönetilemez. Hep dedik devlet adaletle yönetilir diye. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitimin bir ülkenin can damarı olduğunu, eğitimsiz bir toplumun nerelere sürüklendiğini bunlar bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Ama sözde devleti yönetiyorlar. Akıl alacak şey değil. Değerli arkadaşlarım. İşin özeti. Devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini. Yönetenlerin de halkına, yani yönettikleri topluma hesap verme zorunda olduklarını ve bunun adının da demokrasi olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Yazıktır, günahtır bu ülke. Böyle bir yönetimi hak etmiyoruz. Eğer deprem kuşağında olduğumuzu bildiğimiz halde o deprem kuşağı üzerindeki kentleri büyütüyorsak, gerekli önlemleri alamıyorsak, siyaset kısır bir anlayışla devleti yönetmeye kalkıyorsa, bu tür felaketler her zaman kapımıza gelecektir. Biz devletin ve devlet bürokrasisinin daha sağlıklı ve daha tutarlı bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. Belki vatandaşlarımız şu soruyu sorabilirler. Efendim bu felaket yeni geldi. Hayır efendim.
devletin bürokrasisi, benim bildiğim en az 500'ün üzerinde deprem raporu yayınlamıştır. 500'ün üzerinde deprem raporu vardır. 500'ün üzerinde. Belediyeler yaptılar bu çalışmaları. Bakanlıklar yaptılar bu çalışmaları. Üniversiteler yaptılar bu çalışmaları. Meslek kuruluşları yaptılar bu çalışmaları. Hangi önlemlerin alınması gerektiği tek tek yazıldı, çizildi. Hepsi yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptı bu çalışmaları. Mecliste en az 7-8 tane deprem raporu var. Ya bunlar okuma yazma bilmiyorlar ya. Alıp bir rapora bakmıyorlar bile ya. Bir devleti siz yönetirken 10 adım sonrasını görmüyorsanız, 20 adım sonrasını görmüyorsanız siz devleti yönetemezsiniz. Belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bütün engellemelere rağmen. Hep birlikte depremin yaralarını sarmak için belediye başkanı arkadaşlarımız çaba harcıyorlar. Şu bilgiyi de ben sizlere vermek isterim değerli basın mensupları. 142 belediyemiz var. 4577 araç gönderildi deprem bölgelerine. 12.163 personel şu anda deprem bölgelerinde görev yapıyor. Toplam 2.439 tır, kamyon, 4 uçak, 5 gemi, 2 tren vagonu ile deprem bölgelerine yardım gönderilmiştir. Günlük 200.000 öğün kapasiteli 34 mobil mutfak, 140.000 kapasiteli 14 ikram aracı, 95.000 ekmek kapasiteli 9 mobil fırın faaliyete geçmiştir. 245 tır içme suyu, 1.024.000 battaniye, 52.369 ısıtıcı soba, 4.726 çadır konteyner, 398 jeneratör deprem bölgelerine gönderilmiştir. Belediyelerimiz özellikle çadır, ısınma ve hijyen desteklerine ağırlık vereceklerdir. Burada görevli olan arkadaşlarımız, daha doğrusu her deprem bölgesinde bir genel başkan yardımcısının başkanlığında milletvekili arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Bunlar, bu arkadaşlarımız deprem bölgelerinden hiç ayrılmadılar. Ankara'daki deprem koordinasyon merkezimizle iletişim halinde oldular. Belediye başkanlarımızla iletişim halinde oldular. Neye ihtiyaç varsa süratle duyuruldu ve o ihtiyacın gereği belediye başkanlarımız tarafından yerine getirildi. Bunu da ifade etmek isterim. Hepinize teşekkür ederim değerli basın mensupları. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Çok kıymetli Sayın Genel Başkanım, değerli MEYAKA üyelerimiz, değerli Genel Başkanımcılarımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız. Öncelikle bugüne kadar yapılan bütün destekler için herkesin önünde Sayın Başkanlarıma, Sayın Genel Başkanıma, Genel Başkan Yardımcılarıma, milletvekillerime, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi dışındaki diğer siyasi partilerden gelip de buraya yardım eden devlet kuruluşumuzdan, özel sektörden, şahıslardan, kurum kuruluşlara herkese canı gönülden teşekkür ediyorum efendim. Sayın Genel Başkanım, şu anda bizim Hatay'ın yapı stoku 343.000 civarında. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız 9.234. Enkazımız 2.744. Bu enkaz altından çıkan yaralı sayımız 17.000. Ve maalesef 7.060 hemşerimizi kaybetmiş durumdayız. Şu anda dün akşam 5 kişi çıkartıldı ama umutlarımız gittikçe tükenmekte enkaz altından çıkarılan insan sayımız konusunda. Daha çok artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlıyor arama kurtarma ekipleri. Definlerin şu ana kadar %85'ini yapmış durumdayız. Ve temizlik konusunda da inşallah
Başka belediyelerimiz de gelmiş ama daha önce biz Adana, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla konuşmuştuk. Çok fazla trafik vardı. Siz geldiğinizde görmüştünüz efendim. İnşallah pazartesinden itibaren temizlik başlayacağız. AFAD'ın da programı var. Birlikte yapacağız. Ben biraz önce toplantıdaydım orada. Barınma konusunda 1200 konteynerlik yer tespit ettik ve şu anda hayırseverlere verdik. Onlar çalışmalarını yapıyorlar. Çadırda 3000 civarında çadır kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız iki tane gemi gönderiyor. Yola çıktılar. 1200 kişilik kapasiteli yatarak da insanların gemide kalabileceği, her türlü konforunun sağlandığı gemiler. Tabii şu anda Sayın Genel Başkanım en çok bizim ihtiyacımız olan kış şartlarında, bu soğuk şartlarda öncelikli olarak bizim barınma sorunu çözmemiz. Hepsini çözebilmiş değiliz. Bunun dışında konteyner çadırlar kurulmaya devam ediyor. 41 civarında hem belediyelerimiz hem özel sektör hem kamu kuruluşlarından gelip burada aşevi kuruldu. Ve bizim yemek konusunda çok sıkıntımız kalmadı efendim. Barınma sorunu da inşallah hep birlikte çözeceğiz. Tek amacımız şu kritik 1,5 aylık süreçte yaşayan insanlarımızı sağlıklı bir şekilde ilkbahara yaza çıkartmak. Tabii ki bu arada da yeniden Hatay'ın tekrardan inşa edilmesi için de küçük bir grup arkadaşımız çalışmaya başladı. Hatta özel üniversitelerden, devlet üniversitelerden, üniversitedeki öğretim üyesi arkadaşlarımız gelip sizinle birlikte çalışalım. Hatay'ı tekrar ayağa kaldıralım diyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. En çok mutlu eden, çok üzüntü yaşadık hep birlikte ama beni en çok mutlu eden efendim, demek ki Türkiye'de daha insanlık ölmemiş ve ikinci gününün akşamından itibaren gerçekten herkes Hatay'a ve diğer illerimize yardım etmeye başladılar. Ama bu telekomünikasyon konusundaki sorunlarımızı hala %100 çözmüş değiliz. Ben bugün AFAD toplantısına giderken 6 kişiyle görüşmek istedim. Ben seslerini duyuyorum, onlar benim sesimi duyamıyor. Toplantıda da 2-3 güne kadar çözüleceği konuşuldu. Gerçekten şunu ifade etmek istiyorum. Küçük bir kıyamet yaşadık. Bu normal bir deprem falan değildi. Ondan sonra devam ediyor. Dün akşam da bizim hemen bu yakındaki Doğan köyümüzde oldu. Ondan hemen arkasından Güldere'ne geçti. Akdeniz'e doğru normal depremler devam edip gidiyor. Bugün de artçıları vardı. Ben Sayın Genel Başkanım Zatıhalinizin ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bize vermiş olduğu destekten dolayı, belediye başkanlarımızın desteğinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Acımızı hafiflettiğiniz için hepimizin tekrardan başı sağ olsun diyorum. Buyurun başkanım. Teşekkürler saygıdeğer genel başkanım. Değerli MYK üyelerimiz ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız. Öncelikle burada gösterilen büyük çalışma için fedakar bütün çalışanlara, kurtarma ekiplerine ben yürekten teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Kayıplarımız gerçekten yüksek sayıda. Yapılan tahminlere baktığımızda ürkütücü sayılara ulaşacak can kayıplarımız söz konusu. Yaralılarımız söz konusu. Tabii milletçe başımız sağ olsun. Kol kola, omuz omuza bu sürecin yaralarının sarılması için öyle zannediyorum ki kısa, orta, uzun vadeli bir seferberlik ilanıyla hep birlikte bu süreci aşmayı başaracağız. Ama elbette gerçeklerle yüzleşebilirsek. Sayın Lütfü Savaş Başkanımızın koordinatörlüğünde burada bulunan bütün belediye başkanları ve diğer belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışmayı hayata geçirip birbirimizden haberli ve Hatay'a nasıl bir katkı sunarız ki biliyorum bütün belediye başkanlarımızın aynı zamanda diğer afet
den etkilenen şehirlerde de yoğun bir çalışması söz konusu. Ama Hatay ile ilgili Lütfü Savaş Başkanımızın koordinasyonunda etkin bir çalışmayı hep birlikte başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bilgiler aktarmak istiyorum. 2326 personelimiz var Hatay'da. 997 iş makinamız var ve hizmet aracımız. Bu çalışma ekibimizin konumlandığı 3 lokasyonumuz var. Bir tanesi Antakya merkezde. Birazdan sizlerle ziyaret edeceğiz. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alana yerleştik. Bir diğeri yine İskenderun'da, içinde 10 bin metrekare kapalı alan olan bir merkezimiz var. Bir diğeri de Samandağ'da. 3 noktadan koordineli bir biçimde çalışacağız. Ana merkezimiz Antakya'da olacak. Tabii ki bu 3 merkezimizin de koordinasyonunu yine buradaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş Başkanımız ve ekibiyle onun koordinasyonunda çalışıyor olacağız. Elbette Hatay'da görevli genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve diğer belediye başkanlarımızla da aynı masada hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Bu ekibimizin 964 kişisi teçhizatlı arama kurtarma ekibidir. İlk günden itibaren yoğun bir biçimde çalışma halindedirler. Gerçekten sadece İstanbul değil, sadece biz belediyelerimiz değil, diğer ekiplerin arama kurtarma ekipleri ve dünyanın her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri çok büyük bir emek sarf ettiler. Şu ana kadar enkazlardan canlı çıkarılan insanlarımız 516 kişi oldu. Tabii aynı zamanda hasar tespitiyle ilgili bir ekibimiz de AFAD'ın görevlendirilmesiyle beraber Gaziantep'e gönderildi. Bu arada İstanbul'un AFAD tarafından Hatay'la eşleştirildiğini de buradan belirtmek isterim. İstanbul'dan buraya yoğun bir yardım akışımız oldu. Şu ana kadar Hamidiye fabrikamızdan 61 tır PET su sevkimizi gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda Halk Ekmek fabrikamızdan da 37 tır, içinde 3 milyon 600 bin adet Akdeniz tipi besleyici ekmek olan 200 bin adet altın çörek, 61 bin adet paket olarak da bebe bisküvisi bölgeye nakledildi. Birçok sevk ettiğimiz teçhizatımız söz konusu. 140 kabin mobil tuvaletten 42 adet mobil duşa varıncaya kadar mobil şarj istasyonlarını dolaştırıyoruz bölgede. Yoğun ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 14 istasyonumuz var. Yine bölgede fayda vermesi ve özellikle sevk, idare ve güvenliğe katkı sunması adına 107 zabıta personelimizi şu anda sevk ediyoruz bölgeye. İhtiyaç halinde Hatay Belediye Başkanımızla konuşarak bunun sayısını daha da arttırabiliriz. Şu anda 13 adet İstaç temizlik aracımız ve 53 personelimiz burada temizlik çalışmalarına başladı. Bir veteriner ekibimiz de, 7 kişiden oluşan veteriner ekibimiz de sahada. Her biri 1200'er kişilik olan iki vapurumuz yolda. Bu akşam burada oluyor ve içine insanları yerleştirdiğimizde hem sıcak hem korunaklı hem aynı zamanda içinde reviri olan, yine çocuk oyun bölümü olan, yine psikolog ekipleri olan gerçekten yaklaşık 2500 kişinin yaşayabileceği çok özel bir süreci hazırladı arkadaşlarımız. Bir tanesi sanıyorum bu gece itibariyle içerisine vatandaşlarımızı almaya başlayacak. Bu arada 14 ilçemizle de İstanbul'da koordineli çalışıyoruz. 14 ilçe belediyemizin çalışmalarından da bahsetmek isterim. Onlar İstanbul'dan buraya 564 tır bu bölgeye yardım sevk etti şu ana kadar. 116 araç iş makinasını yine bölgeye sevk etti. Onların toparladığı tam 506 kişilik arama kurtarma ekibi de muhtelif şehirlerde
katkı sunan çalışmaları sürdürdü. Onlar da bu bizim temizlik ekibine ilave olarak 6 aracı eklediler. Dediğim gibi sahada bunu ilerleyen vakitlerde de arttıracağız. Sadece Hatay'da kurulan, ilçelerimiz tarafından kurulan aşevlerimiz var. Onu da belirteyim. Hatay'ın farklı ilçelerinde kurulan aşevlerimiz var. Hem büyük şehrimizin hem de ilçe belediyelerimiz tarafından sağlanan. Bir başka boyutu yardım kampanyası. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz olarak da 225 tır bölgeye sevk ettik. Gerçekten yoğun bir insanımızın katkısıyla oluşan çalışma sürdürüldü. İstanbul'da 21.317 kişi ve kurum bağış yaptı. Bunun hazırlanmasında da yaklaşık 14.000 gönüllü insanımız katkı sundu. Bunu da buradan belirtmek isterim. Şunu ifade edeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına bölgede sürdürdüğümüz bu çalışmaların çok daha ihtiyaç duyulduğunda artacağını, arama kurtarma ekiplerinin doğal olarak bir süre sonra geri çekildikten itibaren burada başta hijyen, temizlik gibi hususlarda, sağlık gibi hususlarda ki öncü sağlık ekibimiz şu anda var, sayısını arttırarak burada ihtiyaçları karşılama yönünde yoğun çalışmalarımız olacak. Birkaç cümleyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Kentleşme adına bir kırılma anı yaşamış durumdayız. Açıkçası bunun adı asrın felaketi mi ya da asrın ihmali mi? Bunu elbette sorgulayacağız ve bu konuda konuşacaklarımız var. Mutlaka konuşacağız. Türkiye'nin önünde önemli bir süreç söz konusu. Aklın ve bilimin ışığında milletimize sağlam ve sağlıklı bir geleceği hazırlamak sorumluluğundayız. Bu masada bulunan belediye başkanları da sizin başkanlığınızda Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde önemli aktörlerdir bu sürecin hazırlığında. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Acılarımızı paylaşıyoruz. Umut ediyorum hızlıca yaralarımızı sararız. Sayın Genel Başkanım, değerli MYK üyeleri, milletvekillerimiz, basın mensupları, hepinize saygı sunuyorum ve ülkemizin 10 ilinde meydana gelen depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Afet Koordinasyon Kriz Masası ilgili dairelerin kurumuyla hemen aynı sabah saat 5.30-6'da toplanarak kurduk. Biz orada AFAD'la öncelikle haberleştik. Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve ilçeleriyle ilgili görevlendirmeler yaptık. Genel olarak 11-2-2023 tarihi itibariyle 2847 personelimiz sahada, 453 araç, kamyon, kamyonet, binek, arazi aracı, vinç, iş makinesi ve cenaze araçlarıyla deprem bölgelerine hizmet verildi. Toplamda 540 tır ya da kamyon bölgeye ihtiyaçları taşıdı. Mutfak ve fırın olarak 11 mobil mutfak, 2 mobil fırın ile merkez illere yerleşildi. Günde 3 öğün çorba ve sıcak yemek hazırlandı. Yerinde günlük 6500 kapasiteli ekmek üretiliyor. Bugüne dek 350 bin ekmek sevkiyatı ayrıca yapılmıştır. Çünkü özellikle Kahramanmaraş ve Malatya'da doğal gaz kesik olduğu için, sular dolmadığı için ekmek yoktu. Oraya buradan halk ekmekten ilk gün 150-200 bin ve daha sonra birkaç gün oralarda ekmek çıkıncaya kadar 150-200 bin ekmek sevkiyatını yaptık. Ayrıca çölek hastaları için glutensiz ürün sevkiyatını da devam ediyoruz. Ayrıca Hatay'da bulunan yerleşkemizde Ankara'dan gönüllü olarak bölgeye gelen 300 motokurye ile işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelere anlık erzak, gıda ve eşya ulaşımı sağlanıyor. Görüyorsunuz burada trafik 2-3 saat içerisinde hareket edip
dışarı çıkamıyor ya da giremiyor şehre. 25 adet seyyar tuvalet gönderildi. İş makinesi vinç kamyon, 142 kamyon ve kamyonet, 18 vinç, 107 iş makinesi alana sevk edildi. Su, ASKİ burada 500'ün üzerinde elemanla görevlendirildi. 124 tır içme suyu gönderdik. Siemens su fabrikamızdan. Ayrıca ASKİ'nin elinde olan mobil arıtma tesisini Malatya'ya gönderdik. Orada bir hastaneye kuruldu ve ameliyathaneye bağlandı ve orada sistem çalışıyor. İkinci bir paket arıtmayı da yine Malatya'da bir yurtta 4000 kişi kalıyor, sudan yararlanamıyor. Oraya kuruyoruz. Yine aynı şekilde ASKİ Hatay'da hat suyla görüşmek suretiyle buradaki arızalı bölümlerde müdahale et, bir an evvel şehri suya kavuşturmaya çalışıyor. Bir yandan kurduğumuz tesiste iş makineleri bazen hasar görüyor, onların da tamirini yapıyoruz. ASKİ'nin ayrıca su kaçaklarında kullandığı hassas dinleme aletlerinin hepsi buralarda, sürekli dinleme yaparak enkazlardan ses geldiği zaman onlara da akustik dinlemeyle en azından bilgi veriyor. 137 adet jeneratör ve aydınlatma gönderdik. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı ve Deprem Risk Yönetimi ve Kanser İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Hatay'da 85, Kahramanmaraş'ta 308 olmak üzere toplamda 393 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkarılmıştır. Ayrıca ANFA'nın 500 personeli var burada. Diğer tarafından da arama, kurtarma ve destek görevleri de saha çalışmalarına katılındı. Ayrıca güvenlik konusunda destek sağlamak amacıyla 34 ANFA güvenlik personeli de görevlendirildi. ANFA ve kent tesisi ekipleri deprem bölgesinde yaşanabilecek salgın riskine karşı dün şehir merkezinden başlamak üzere temizliğe başladı ki diğer belediyeler, Türkiye'nin her yerinden gelenler de örnek alıp en azından bulundukları bölgeyi temizleyip salgın risklerini azaltmak için. 3 ayrı ekibimizle Sağlık Daire Başkanlığımızca artık ilaçlama için görevlendirdi. 3 ayrı ekip bütün illere gidip olabilecek tehlikelere karşı ilaçlamalara başlıyor. Ayrıca dezenfektan, maske, enjektör, ameliyat eldiveni, ağrı kesici, merhem, ilk yardım çantaları, bebek bezi, kadın ve hasta bezi gibi muhtelif sağlık ürünleri bolca gönderildi. Köpek ve kedi maması desteği de bölgeye gönderildi. Cenaze hizmetlerinde şu anda 22 cenaze nakil aracımız bölgede çalışıyor. Ayrıca üzülerek söylüyoruz tabii bunları. 70 adet tabut ve 10 binlerce cenaze torbası ve kefen bu bölgelerin hepsine gönderildi. Ayrıca bu bölgeden Ankara'ya gelenler, Mamak Araplar mahallesinde bulunan 4000 konutluk yerleşkede şu anda depremzede vatandaşlarımızı orada ağırlıyoruz. Onların her türlü problemleriyle de ilgileniyoruz. Ayrıca Aşti'ye gelenler oluyor. Aşti'ye gelenleri İzmir'e gitmek isteyenlere izin veriliyor. Ama Ankara'da kalmalarına izin verilmiyor. Depremzede olmadan gelenleri. Onlar da valilikçe Kastamonu'ya gönderiliyor. Bu arada Aşti'de bekleyen vatandaşlarımız da yine kumanya, yemek, çorba gibi insani hizmetlerin hepsi sürdürülüyor. Bundan sonra da sürdürülecek. Sadece Hatay değil, Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da, her tarafta ekiplerimiz şu anda kurtarma amacıyla duruyor. Ama daha sonra da yaraları onarmak için de ekipleri yönlendirmeye oralara devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Genel Başkanım, meyak üyelerimiz, milletvekillerimiz, değerli basın. Hepimizin başı olsun, hepimize geçmiş olsun. Biz de biliyorsunuz deprem yaşadık. Hatay'a yardımımız biraz gecikti o yüzden. Ben deprem günü 4.40'da yıkılan bir binanın başındaydım. Herkese teyguza geçirdik ve çok erken saatlerde başladık. Her binaya 2 vinç, işte ne kadar makine gerekiyorsa 87 makine ve 1900 elemanla başladık, hızlı götürdük. 12 bina tam yıkıldı. Şu anda 30 binada
yerleştiremez durumda. Yani onlar da yıkılması gerekiyor. Hasar bizde bu. Tabii depremden dolayı hiç kimse içeri girmiyor. Dolayısıyla milyonun üstündeki insanı yerleştirmek, ona sabah kahvaltı, öğlen yemek, akşam yemek vermek durumundaydık. Adana'da valilikle koordinasyonu çalıştık. AFAD'la değil. AFAD'la çalışmak çok mümkün değil Sayın Genel Başkanım ama valilikle biz görev paylaşımı yaptık. Onların yerleştirdiği yerlere onlar yemek verdi. Bizim yerleştiğimiz yere yemek verdik. Tabii bölgenin mağdurları, afetten kaçmak isteyenlerin ilk uğrağı Adana ve sonra Mersin. Dolayısıyla onları da yerleştirmek durumunda kalıyoruz. Şu anda açıkta bıraktığımız bir tek insan yok, gelenler dahil. Ankara Belediyesi ile konuştuk. İstanbul'a başka yerlere gitmek isteyenleri Ankara'ya kadar biz taşıyoruz. Ankara'dan sonra Ankara dağıtıyordu. Şu anda hala dışarıdan gelenler var. Tabiatıyla çok hızlı bir tespit yaptık biz. Çevre ve Şehircilik'te konuştuk. Onlara 130 tane deneyimli mimar verdik. Çok hızlı bir tespit yaptık. Oradan çıktı. 13 artı 17, 30 tane binanın yıkılması gerekiyor. Yerleşilemez bina. Onlar da işte nasıl yapacağız bakacağız. Şimdi millet içeri girdiğinde 12 yıkılan, 30 da içeri girilemeyen bina var. Yaklaşık 4-5 bin kişilik bir konteyner kent hazırlığı başladık tuvaletle birlikte. Buralarda da işte 5. gün sonra ekip göndermeye başladık. Biz hani hızlı başladık. Bazı arama kurtarmayı hızlı bitirdik. Şu anda 6 ekip gönderebildik buraya. Yarın herhalde eğer arzu ederse ekip daha göndereceğiz ama bu saatten sonra ne olur onu bilemem. Seyit Bey aramıştı Nurluğa bak diye. Orada bir tanker yakıt gönderdik. Kepçe istemişti başkan. Kepçe gönderdik. İşte erzak berzak gönderdik. Samandağ'a 130 kişilik bir çadır kuruyoruz. Büyükşehir'de kurmuş ama devam edeceğiz bugün. Hafif bunlar. Bunlar evet. Adıyaman Gölbaşı'nda bir su ve kanalizasyon karışmış. Yaklaşık 20 kilometre asbest boru var. Parçalanmış, su yok. Sanıyorum Mersin'le birlikte onu çözüyor arkadaşlarımız. Bugün gitti arkadaşlarımız, malzeme götürdüler oraya. Bizde durum bu efendim. Bizde durum bu. Evet. Mersin'e verin. Sayın Genel Başkanım, kıymetli MYK üyelerim, bölgemiz, deprem bölgemizin kıymetli milletvekilleri, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Sayın Genel Başkan, deprem olduğu an itibariyle sabah 5 itibariyle bütün ekibimizle itfaiye dahil olmak üzere hemen kriz masamızı oluşturduk ve İkinci gün zaten sizlerle burayı da ziyaret etmiştik. 398 uzman ekibimiz, 175 araç, itfaiye iş makinesi dahil olmak üzere. ASAT'ın 80 uzman ekibiyle 53 aracı, itfaiyemizin 14 aracı ve 93 personeliyle beraber yola çıktık ve özellikle Hatay, Maraş olmak üzere diğer illere de gıda yardımlarımızı göndermeye başladık. 600 kişilik çadır kurumunu gerçekleştirdik Uğur Mumcu Parkı'nın oraya. Ayrıca 3 aşevimiz var. İkisi sabit olmak üzere. Birisi Maraş'ta, Hatay'da ve ayrıca da mobil aşevimiz var. 70 bin kişiye, 3 öğün, günde 10 bin kişiye yemek ikramımız var. Bunun yanında 20 kişilik yataklı sağlık tır revirimiz burada. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz var. Bugün itibariyle sabah ve öğlen olmak üzere 5000 ekmek çıkıyor şu anda. Aslında 10.000 kapasiteli ama enerji yetmediği için o şekilde gereğini yaptık. Ve ASAT'ımızın su şebekeleriyle ilgili Hatay Büyükşehir Belediye'mizde çalışmaları devam etmekte. Arama kurtarma anlamında akustik ses sistemiyle de vatandaşlarımızın kurtulmasına da yardımcı oldu arkadaşlarımız. Ve Antalya'mızla ilgili şu anda 62 bin giriş yapılmış resmi olan kayıtlara göre. Bizim 3 bin kişilik bir gönüllü ekibimiz var.
Burada çalışanlarımız, bunun yanında Antalya'mızda çalışanlar var. Şu anda buradan gelen depremzede vatandaşlarımızın da otellere sevki dahil olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gereğini yapıyoruz. Ve sizlerle iki defa geldim deprem bölgesine ve buradaki görmüş olduğumuz eksiklikler ne varsa bugün de zaten onun için buradayız. Ben tekrar vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum, emeği geçen herkese başta siz olmak üzere Allah razı olsun diyorum. Yaraları inşallah hep birlikte saracağız. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, milletimizin başı sağ olsun. Depremin ilk anından bu yana da yaraları sarmak için mücadele eden herkese minnetlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum. Mersin coğrafya olarak bu bölgede depremden hisseden ancak etkilenmeyen bir kent. Sınır Adana olarak düşünürsek, daha sonra Mersin'de şiddetli hissedildi ama herhangi bir yıkım ve can kaybı olmadı. Bunun bir sağladığı bizim açımızdan müdahale anlamında bir imkan oldu bize. Çok hızlı bir şekilde bölgeye intikal edebildik. Öncelikle buraya arama kurtarma ekipleri, destek ekipleri o anda hazırlayabildikleri sabah erken saatlerde araçlarla arkadaşlarımız geldi. Bunu çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ilk belediye olduk diyebiliriz. Bu da dediğim gibi mesafenin yakınlığından ve bir nebze de tabii ki öngörüden dolayı gerçekleşti. 514 itfaiye ve destek ekipleri, toplamda 208 araç ve iş makinesi, 8 jeneratörle burada arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Temel gıda maddelerinden ihtiyaç maddelerine kadar ilk andan itibaren bölgeye ulaştırdık. Özellikle depremin olduğu ilk 1-2 gün içerisinde çok muazzam bir ekmek sıkıntısı vardı. Sizinle buraya geldiğimiz ikinci günde de bu devam ediyordu hatırlayacağınız gibi. Biz çok üveydi. 130 bin ekmek buraya gönderdik. Fabrikanın, ekmek fabrikamızın üretimini tamamen buraya yönlendirdik. Satışları durdurduk bir müddet. Ve zaten daha sonra ekmek krizi aşılmış oldu. Çocuk bezi ve mama konusunda da biz çok hassas davrandık. İlk gönderdiğimiz ihtiyaç maddelerin başında da o geldi. Burada 3 mobil mutfakla biz hizmet veriyoruz. Bir tanesi mobil tır zaten. Köylerde de ciddi sıkıntı yaşanıyor bunlarda. Aslında buralarda aslında ilk günlerde köyler biraz dikkatlerden uzak kaldı. Arama çalışma faaliyetlerinin de geç başladığı yerdi. Ekmeğin suyun ulaştığı yer olarak da gerilerde kaldılar. Biz onlara da köylere de yemek servisi yapıyoruz. Şu anda da devam ediyorlar. 3 noktada internet erişim kurduk. Hatay Belediye'mizin sistem odalarının altyapısını artık Mersin'den yöneteceğiz. Serverlar oraya Mertel.com'a, Mersin Büyükşehir'e ait tesise taşındı. 3 gün önce defin sorunu vardı. Hemen müdahale ettik. 100 kişilik bir ekip. Şu anda herhangi bir sorun kalmadı Hatay'da. Defin konusunda da büyük bir aşama kaydettik diyebiliriz. Cenaze nakilleri çok sayıda talep geliyor. Özellikle bu bölgede, deprem bölgesinde yaşayanların birçoğunun benim ilimde akraba ilişkileri var. Ya oraya defnediliyor, ya oradan talep geliyor, başka buradaki diğer illere gönderilmesi isteniyor. 15 cenaze arabasıyla hizmet veriyor arkadaşlarımız. Şöyle bir rakam vereyim.
Mersin'de bizim günlük defin sayımız 30-35'tir Mersin ilinde. Ancak bu süreç içerisinde, son 6 günlük süreç içerisinde defin sayısının 100'e 110'a kadar çıktığını görüyoruz. İşte bu az önce söylediğimde burada rakamlar da ortaya çıkıyor. İlk günlerde biz buraya vedi olarak 50 çadır gönderdik. Yarın 30 konteyner, 300 çadır kent kurumu yapılacak. Bölge tespit edildi. Hatay Belediye'mize irtibat kurularak burada Expo alanında bir yere bunu kuracaklar. 500 çadırda imalattan çıkmak üzere bölgeye ulaştıracaklar. Yine belediyemizle koordinasyonla hangi bölgelere çadır kentlerini oluşturacağını belirleyeceğiz. MESKİ Sular İdaremiz, yani vidanjör hizmeti veriyor bölgeye. Ancak Gölbaşı'na da hem oranın su şebekesi, kanalizasyon sistemi çökmüş durumda. Bir ekip dün itibariyle belediye başkanımızın talebi üzerine çalışmaya başladılar. Orayı ayağa kaldıracaklar. Şimdi depremin bir vurduğu yer var, bir de etkisinin görüldüğü yer var. Az önce söylediğim gibi Adana deprem yaşadığı için dikkatler Mersin'e yöneldi. Şimdi burada barınma sorunu var ama bura kadar Mersin'de de barınma sorunu var. Hatay milletvekillerim burada sürekli günlük 3-5-10 görüşme yapıyoruz. Buradan çok sayıda insan gidiyor. An itibariyle 2893 vatandaşımızı biz ağırlıyoruz. Otellerde, tesislerimizde, ivedi oluşturduğumuz spor salonları gibi alanlarda şu anda mevcutta 2893 vatandaşımız var. 3500 kişilik alanımızda hazır olan var bunların içerisinde, hazırlanacak ama toplam 3500 kişilik projeksiyonumuz var. Şu anda herhangi bir tıkanıklığımız yok. Misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Burada önemli bir şey söylemek istiyorum kentim adına. Bu felaketin sonucu olarak mutlaka bir göç durumu söz konusu olacak. Nüfus hareketli olacak. Buradan en yoğun etkilenecek illerin başında Mersin, hatta belki de birinci sıradaki il Mersin olacak. Onun için de hem yerel bazda hem merkezi yönetim bazında şimdiden bir öngörüyle bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz üzerimize düşeni zaten yapacağız. Şu anda Mersin'de, evet biz insanları misafir ediyoruz ama devletin diğer kurumlarının da tesislerinde insanlar misafir ediliyor, vatandaşlarımız misafir ediliyor. Ayrıca akrabalarının yanında kalıyorlar. Muhtarların talebi üzerine şu anda 20 noktada günlük 3 öğün yaklaşık 6000 kişiye yemek veriyoruz. Muhtarlarla yerleri belirledik. Akrabaların yanında kalan yurttaşlarımıza yemek gönderiyoruz evlere. Bir de tabii ki bunun travması var depremin. Oradaki vatandaşlara, hem bizim misafirimiz olanlara hem diğer bölgelerde bulunanlara psikolog ve PDR uzmanları eşliğinde özellikle çocuklara terapi veriyoruz. Bundan sonra neler olacak? Sanıyorum biraz sonra da toplantıda görüşeceğiz. Buradaki görüşlerimi de orada sizlere anlatma fırsatım olacak. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, çok değerli MYK üyelerimiz ve basın mensupları, gerçekten hepimizin başı sağ olsun, kalanlara da Allah sabır versin ve bir daha böyle bir felaket yaşamamayı temenni ediyoruz. Fakat bu temenni mutlak surette yapılmayanların yapılmasıyla ancak yerine gelebilir. Büyük bir zafiyetin bir örneği ve yaşadığımız bir olay. İstanbul depreminden sonra burada büyük bir depremin olacağı tüm bilim adamları, yer bilimcileri tarafından bildiriliyor olmasına rağmen hiçbir şey yapılmış değil. Ve
Toplanan deprem vergileri de bir program çerçevesinde mutlak surette yatırıma ve fiiliyata dönüşmesi gerekirken hiçbir şey yapılmış değil. Biraz önce arkadaşlarımızı dinledik. Gerçekten acaba belediyeler mi sadece depremle mücadele ediyor, yoksa AFAD devletin mücadelesi mi var? Onu bir değerlendirmekte yarar var. Şu anda yapılan işlere baktığımızda büyük şehirlerimiz çok daha fazla olmak üzere her belediye, ilçe belediyelerimiz dahil çeşitli rakamlarla, müdahalelerle bu sürece olumlu yönde etki yapıp zararın ve acının azalmasını sağladı. Fakat başka kurumlar gerçekten vatandaşın hep dikkatini çeken nerede Kızılay dedirten AFAD dediğimiz bir kuruluşun büyük ismiyle ve bizim de çeşitli defalar toplantı yaparak orada görev bölümü yapıldığı halde AFAD'ın şu anda sağlaması gereken ana konunun koordinasyon olmasına rağmen şu anda gördüğümüz en büyük zafiyet koordinasyonun hiç olmayışı. Bununla ilgili mutlak surette hep birlikte düşünmeliyiz ve depremin önleyici olan kısımlarla, çünkü İstanbul başta olmak üzere Ege bölgesi de biz de deprem bölgesindeyiz. Yaptığımız çalışmalar var, çalıştaylar var ve aldığımız raporlar var ve bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Ama bu sadece belediyelerin yapacağı bir şey değil. En başlık olarak hükümetin, devletin bu konuya çok ciddi olarak eğilmesi lazım. Bir savaşta biz bu kadar insan kaybetmiyoruz. Öyleyse bu savaş içinde hazırlıklı olmamız, ordumuzu ve organizasyonumuzu düzeltmemiz lazım. Şu anda bu kadar yapılan işlerle ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla'daki ilçe belediyelerimiz de çok önemli katkılar yaptı. O kadar çok dinledik ki ben tek tek kalem kalem anlatmak istemiyorum. Ama burada sistemde çok önemli bir değişiklik var. Şimdi yaralarımızı sararken en hızlı şekilde hepimiz elimizden geldiği kadar katkıyı yapacağız. Ama bence esas konu den sonra hükümetin yapmadığını, bundan sonraki hükümetlerin, oluşacak yeni hükümetlerin deprem konusunda çok özel çalışarak muhakkak surette bu sistemli mücadeleyi önceden koruyucu mücadele yapmamız lazım. Tekrar hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. İnşallah bunu da hep beraber acılar içinde de olsa atlatacağız ve iyi günlerde hep birlikte olacağız. Sayın Genel Başkanım, değerli Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, değerli basın, başta Hatay Belediye Başkanımız olmak üzere Sayın Lütfi Savaş'a ve 10 il, bütün Hataylı vatandaşlarımıza ve 10 ilde depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, başsağlığı diliyorum. Olayı duyar duymaz 4.17'deki depremde saat 5'i çeyrek geçirde Tekirdağ'dan yaklaşık olarak 35 kişiyle beraber 4-5 araç aniden çok hızlı bir şekilde kurtarma ekibi olarak gönderdik. Arkasından diğer ekipler gitti. Şimdi bölgede yaklaşık olarak 180 özellikle 180 kişimiz var. Bir de bunlar Kahramanmaraş, Hatay ve Samandağ'da bulunmaktalar. Ağırlıklı İskenderun'da. Bunun dışında arkadaşlarım anlattılar. Anlattıklarının hepsinde bizim de Tekirdağ olarak katkımız vardır. Ancak şunu söylemek istiyorum. Tekirdağ gerçekten bu konuda 11 ilçesiyle beraber büyük bir çalışma içerisinde oldu. Bir köprü kuruldu. Hatta en son demir yolundan yardım göndermek, yani düşünün 30 tane kamyona tıra yüklemek yerine demir yolundan göndererek buradaki ekipten yardım göndermeye başladık. Bu arada 400'e yakın aileyi Tekirdağ'da misafir etmeyi programladık.
yazlık sitelerde ve diğer otellerde yerleri ayarladık. Valiliklere bir yazı yazdık, büyükşehir belediye başkanlıklarımıza. Bunun dışında cenaze kaldırma ekibimiz burada. Hatta ilk toplantıyı valilik yaptığı zaman bana ceset torbası verebilir misin dedi. Dedim 5000 tane hemen hazır verdim. Ve hepsini gönderdim. Şu anda ekip imamlarımızla beraber burada çalışıyor. Hedefimiz sıkıntı içinde olan tek depremzade kalmayana kadar yardım desteğidir. Bir ilave olarak da şunu söyleyeyim. Hayvancılığa destek olarak da yem fabrikamızdan da hayvan yemi göndermek için çalışmamız başladı. Ben Allah bir daha böyle deprem göstermesin diyorum. Ama bu depremle alınacak dersleri hepimiz yeniden masaya yatırarak yeni deprem politikamızı buna göre düzenlememiz gerekiyor. Tekrar başsağlığı diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın MYK üyelerimiz, Sayın Milletvekillerimiz, değerli basın emekçileri. Genel Başkanımızın devletimizin çürümesiyle ilgili, devletin çürümesiyle ilgili tespiti bana Fransız yazar Albert Camus'un bir sözünü hatırlattı. Diyor ki, bir ülke hakkında fikir edinmek istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakacaksınız. Biz de baktığımız zaman sadece binaların değil, sistemin çürümüş olduğunu görüyoruz. Bu çürüyen sisteme karşı yapılacak tek bir şey var. O da milletin gücünü, enerjisini, kaynaklarını birleştirerek bir seferberlik yaratmak. Bu seferberliği yaratabilmek için biz de işte 140 tır, 115 kamyon, 3 uçak, 2 gemiyle birçok malzeme gönderdik. Ama şu anda en temel ihtiyacın barınma olduğunu bildiğimiz için de çadır ve konteyner meselesine odaklandık. Şu anda konteynerların parçalarının imalatını sağlayarak günde 2 konteyner yerine 40 konteyneri nakledebilecek ve günde 100 konteyner imal edebilecek bir sistemi kuruyoruz. Yani konteynerları hazır bitmiş olarak nakletmek değil, burada montajını yaparak imalatını gerçekleştirmek üzere. Bunun en temel ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda da dün 104 aileyi bir gecede bir çadıra yerleştirebildik burada arkadaşlarımızla. Biz efendim şöyle bir çalışma yürütüyoruz. 4 şehrimizde Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Maraş'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerini konumlandırıyoruz. Yani aslında bir tür belediye kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta ve Osmaniye'de temsilcilerini konumlandırıyoruz. Böylece Hatay Belediyesi'nin uğradığı kapasite kaybı, güç kaybı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesiyle bütünleşerek fen işlerinden veterinerlik hizmetlerine, su işlerinden kadın çocuk hizmetlerine her anlamda adeta burada bir belediye, bir gölge belediye kuruyoruz. Bu 4 şehirde. Bütün bunları yaparken de en büyük zafiyetin koordinasyonsuzluk olduğunu belirtmiştiniz. Buna karşı ne yapabiliriz diye düşündük. Buraya gelmeden önce 3 ayrı toplantı yaptık. Hemşeri dernekleriyle, iş insanlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla. Onlara şunu söyledik. Dedik ki doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmayan yardımlar zayi oluyor. Bunu engellemek için İzmir'in gücünü, İzmir'in enerjisini ve İzmir'in kaynaklarını İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında buluşturalım. Bunların transferini, nakliyesini, her şeyini biz üstlenelim. Böylece doğrudan doğruya hedefe gidecek bir hizmet yapmış olalım. Bunun için sizden talebimiz ihtiyaçların doğru belirlenmesinde bize destek verin. Yani bir anlamda İzmir'e mikroskopla bakıp, Türkiye'nin bütününe deprem bölgesine teleskopla bakıp hem oradan en doğru enerjiyi üretecek ve gerçekten burada en ihtiyaç sahiplerine hizmeti buluşturacak bir koordinasyon çalışmasını yürütüyoruz. Bir yandan da burada dediğim gibi hem Hatay Büyükşehir Belediyesi ile hem
Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer ilçelerdeki ve illerdeki temsilcileriyle koordinasyon içinde, genel merkezimizle koordinasyon içinde orada üretilen hizmeti ve destekleri burada en doğru şekilde buluşturmaya gayret ediyoruz. Son olarak iki kampanyamızdan da söz etmek istiyorum. Bir tanesi Umut Hareketi adıyla başlattığımız bir kampanya. Burada İzmir'in iki sene önce yaşadığı depremden yola çıkarak bir yine bağış kampanyası yürütüyoruz. En temel ihtiyaç maddelerinin satışını yapıyoruz. Vatandaşların bağışladığı kadarını da İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yani vatandaş 100 battaniye bağışlamışsa 100 battaniye de İzmir Büyükşehir Belediyesi satın alarak kampanyayı büyütüyor. Bir diğeri de bir kira bir yuva kampanyası. Bunu da yine İzmir depremi yaşandığı zaman ortaya çıkartmıştık. O da şu, depremzede vatandaşın kiralayacağı evin bedelini, kira bedelini bağışçı karşılıyor. Kiracı da Türkiye'nin herhangi bir yerinde, akrabaları Trabzon'daysa Trabzon'a, Manisa'daysa Manisa'da kiralayacağı evin bedelini bağışçısından almış oluyor. Dolayısıyla hem bu söz edilen göç tehdidine de belki bir önlem olacağını düşündüğümüz bir hareket. Biz bunu İzmir için yapmıştık. Şimdi tüm Türkiye'ye yaydık. İhtiyaç haritası hareketiyle beraber yürütüyoruz bunu. Ve burada da şu an itibariyle 10 milyonu aşmış durumda. Yani 1000 kişinin kira bedellerini karşılayacak bir rakama ulaştık. Sayın Genel Başkanım, biz bir yandan bu deprem nedeniyle çalışmaları sürdürürken bir yandan tabii ki İzmir deprem bölgesi olduğu için İzmir'de de depremle ilgili yürüttüğümüz çalışmaları da güncelleyerek devam ediyoruz. 4 yıl önce göreve geldiğim zaman kurduğumuz deprem dairesi hem kurumsal kapasitesini genişlettik hem de çalışma alanını büyüttük. Mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor. 33.100 binanın deprem karnesini çıkartmıştık. İzmir'in tamamıyla ilgili deprem karnesi çıkartmasına devam ediyoruz. İzmir'in depreme dirençli bir kent haline gelmesi için bu çalışmaları sürdürüyoruz. Burada yürüttüğümüz sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle çalışma İzmir'in depreme dirençli hale gelmesi için de yine bir altlık ve bir zemin oluşturmuş olacak diyorum. Ben de depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ve emek veren herkesin, başta siz ve partimizin yöneticileri olmak üzere herkesin emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız sağlık sebebiyle bugün burada olamadılar. Ancak tüm imkanlarını yaraları sarmak için seferber ettiler, etmeye de devam edecekler. Aynı zamanda tüm il, ilçe ve belde belediyelerimiz de tüm imkanlarıyla yaralarımızı sarmaya ve bir arada durmaya devam etmek için buradalar, burada olmaya da devam edecekler. Sayın Genel Başkanımızın vermiş olduğu rakamlar tüm belediyelerimizin yürütüyor olduğu çok önemli ve ihtiyaç duyduğumuz çalışmaların rakamlarıdır. Ben buradan bir kez daha canlarımızı kurtarmak, yaralarımızı sarmak için dayanışma göstermiş olan, göstermeye devam ediyor olan, emek veriyor olan herkese, hepimiz adına minnet ve şükranlarımızı iletiyorum. Zor bir dönem oluyor. Hepimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diliyoruz. Toplantımızın devamını basına kapalı yapacağız. Tüm basın emekçilerine de teşekkür ediyoruz.